aynı zamanda Carrie'den sonra ısırarak ısırarak onu portadan kaldırmasının mantıklı olacağını düşünüyorum. Bence ben de doğru oynadığını düşünüyorum ben Painkiller'ın. Evet, bakalım. Ama şu anda Shield Slam geldi. Gerçeği armarı kırıldı. Execute'u var. Şu an işte bu Spectrum Light'ı bence bir an önce kaldırmak isteyecektir. Çünkü Warrior'ın evet. en zorlandığı kartlardan biri Spectrum Light. Execute ya da Shield Slam atamıyor. Weapon'ların da range'inin dışında, yani canı altı olduğu için... Nelerinin? Weapon. Weapon. Goal görüyoruz. Eğer Goal oynarsa aslında şöyle bir durum olacak. Ben onu da düşündüm de silahıyla beraber oynarsa Silence'dan haberi olmadığı için aslında Druid'in işini kolaylaştırdığını fark etmiyor burada. Aslında şu an rakibin işine gelen bir hamle yaptı. Yüzüne gidiyor. Enteresan. Evet, ben onu aslında vuracağını düşünmüştüm. Enteresan, ben bu turn'u çok beğenmedim açıkçası Duke Ellen'den. Evet, ben de beklemiyordum çünkü orada eğer vursa Karuna, ama bu sefer onun minyonu da ölecek, ben karar veremedim. Şu an bu turn... Goal turn'u değildi aslında çok da bu. İlginç de bulmadım değil. Evet, şu an ona Silence gelecektir büyük ihtimalle. Artık ısırmaya bile gerek kalmadı. Aynen. Ama aslında önce Silence atıp vursaydı diye düşünüyorum. Hani bir şey fark etmiyor. Fark etmiyordu değil mi? Doğru. Burada artık bir trade gelecek. Evet. Ve üstüne sürecek. Yavaş yavaş Growl'a doğru gidiyor aslında ama Dukelia'nın elinde Growl yok. Bakalım o top deck'ten gelecek mi? Bugün değişik top deck'ler görüyoruz. Yalnız bir tane daha Karen var. Onun silence'lamasının çok da Dukelia'na bir şey kaybettirmediğine inanıyorum ben burada. Bir Karen daha geldi. Çok güçlü minyonlar oynanıyor. Gerçekten heyecanlı bir maç oluyor şu anda. Sen ne düşünüyorsun? Şu anda bence Dukelia'nın Fury Warx açısından pişman oldu. Şu an aslında ihtiyacı olan Deathbite'ı. Gerekli 4'lü minyonlara vurmak, 4 health'li, 5 health'lı minyonlara 1 damage vurmak için Fear of, yani o yüzden bence o bir önceki turn'daki tercihlerinin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şu anda Druid geç de başlasa bir şekilde board'a girmiş durumda. Bence burada kart çekip yüzüne yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçi olası bir brawl çok zorlaştıracaktır ama... Bayağı bir değiştirecektir oyunu. Ama şu anda bu Karen'ı kaldırması çok zor board'dan. Yani gerçekten ama çok fazla... Ben de bir yandan gitmiyor. Çok fazla çünkü kart vermesi lazım. Çok fazla. Ama şöyle bir şey var. Druid'in elinde Savage Roar var. Savage Roar var evet arkadaşlar. Bu Savage Roar yani Force of Nature'a ihtiyaç duymadan oyunu bir anda bitirebilecek bir board'u var. Şu an Spectral Knight'ı trade'e gitmek zorunda kalabilir. Çünkü ona herhangi bir removal kullanamıyor. Şu an vereceği karar gerçekten çok önemli. Eğer board clear'a gitmezse ilk maçı Painkiller alacak. Ya burada zaten ben Spectral Knight trade'i, onun dışında da Deathbite'la da Keeper trade'i bekliyorum. Evet. O burada şimdi tek şey, armor açacak mı yoksa Ecolith çıkacak mı? Bakın bu kritik olabilir çünkü evet, buradaki... Evet, çok kritik. Belki buradaki iki cana, bir iki ton sonra çok ihtiyacı olabilir. Dukeli'nin oradaki iki cana çok ihtiyacı olabilir. Şu anda 6, 5, 11... One Damage of Little, yanlış hesaplamadıysan. 11, yani çok yakın en azından. Şu an saymak zor geldi bana, sen say istiyorsan. 11 zaten minyonlarla vuruyor Savage'la birlikte. 2, 3, 14 vuruyor. 2 Damage of Little. Yok, bir de Hero Power'ı kullanabilirdi ama hepsini bir arada yapamadı. Hepsini bir arada yapamıyor, okey. Aynen. Burada sence Little olmadığını düşünürsek sence ne yapar? Şimdi rakip? Şöyle bir şey var. Alexstrasza turnuna yaklaşıyoruz. Rakibin elinde olup olmamasından bağımsız. Yani bu turn aslında gene Savage Roar'la rakibin belki yüzüne gidebilir. Ve öbür turn rakip sadece bir armor basabilir, bir de shield block basabilir belki. Ben çünkü şu da var. Brawl'un olmadığını bilmiyor rakip elinde. Gerçi ama kart oynadığına göre rakip, yani içeriye bir şeyler
koyduğuna göre bu rol yoktur diye düşünmek çok mantıksızca olmaz. Evet evet tabii ki olmaz. Ama emin olamamak da var. Belki ya yani o an rakibin ne. Peki burada sen Silence ve ısırık bekliyor musun? Silence bekliyorum. Silence'ı beyni attı. Yeti de artık riskini alacaktır. Elinde zaten Thor da var. Gerekirse Brawl kullanırsa Thor'la kart çekme... Burada kritik bir karar. Evet. Burada kritik bir karar. Yine Brawl'da etrafında oynayacak ama onu hemen öldürdüğünü. Bir dakika. Madem Silence'ladın niye vuruyorsun? Bir tane madem vuracaksın niye Silence'lıyorsun? Yani bence biraz overcommit de oradaki burada karar. Bence çok kritik bir... Evet yani eğer Brawl'un etrafında oynamak istiyorsan aslında burada 4-1'e vurması gerekiyordu. Bunu da notlarımızın arasında alıp bir röportajla soralım. Acaba taktik burada düşündüğü şey neydi ne tam olarak? Ne düşündü acaba? Şu an execute'u var. Carry ya da ET'yi rahatlıkla removelayabilir. Artı Dead Fight'ıyla da neredeyse board killer diye tabir edebilir. Evet, board killer geliyor artık. Little imkanı şu an için, Druid için kalmadı. Top deck'ten bakalım Force of Nature çekebilecek mi? Force of Nature çektiği anda oyun bitiyor ve gelmiyor. Force Spectre of Light. Nature gelmiyor. Spectre Light da çok güzel bir draw hani. Evet, çünkü ama... kullanması çok zor olacak. Şu an Alexstrasza da aslında yeterince value alamıyor. Evet. Burada ne bekliyorsun? Heal. Heal yaparsa board'u removelayamıyor. Gene olası bir Force of Nature'a karşı kaybediyor. Şu an aslında elinde kombosunun olmadığını gördü. Şu an evet. Aslında kombosu yokmuş gibi oynayabilir. O yüzden Alexstrasza'yı bence bu turn atmak yerine belki bir Cruel Taskmaster'la Yeti'yi removelayabilir. Yeti değil de Spectral Knight'ı removelayabilir o hamleyle. Execute'u atamadığı için. Evet. Spectral Knight o açıdan removelanması çok zor. İki Savage Roar var. İki Savage Roar var büyük ihtimalle. Oyun şu anda 12, 8, 20 bitmiştir. Ve Painkiller çekti ikinci Savage Roar'la. Bakın orada o Yeti'yi removelamak gerekiyor arkadaşlar. Druid'in board'da minion'ını bıraktığınız zaman... Evet ve ikisi de 4 tarafı partisinde... olduğu güçlü minion'lar. Natural Mistake diye hızlısı gelerek... Kesinlikle bırakmak gerekiyor. Ve Painkiller ilk başı alıyor. Ben çok iddialı konuşmuştum. Bunun altından kalkamam deyip... Conceit görüyoruz. Evet bu maçın hakkındaki o zaman yorumları alalım. Benim şahsi fikrim şu. Özellikle Dukelia'nın Goal ve Fury Warx oynadığı turn. Bence maç orada döndü diye düşünüyorum. Evet orada çünkü ilk önce Spectral Knight'a vurabiliyordu. Bir dahaki turn aynı zamanda Death Rattle ile birlikte 4'e 5 olan Karen'ı board'tan kaldırabiliyordu. Orada bence de bir sorun oldu. Bu arada ikinci maç başlıyor. Aynı zamanda gerçekten Druid'e board'u veremezsiniz. Orada removelaması gerekiyordu bir şeyleri board'dan. Ama sonuçta final maçı, gerginlik var, kararlar çok zor. Atmosfer daha farklı. Tabii evde evet. Oynamaya benzemiyor buradaki atmosfer. Bizim buradan izlemenize de benzemiyor. Warlock geldi, Handlock oynayacak. Dukelion ve Druid Silence'ını ilk elden buluyor. Bu eşleşmeyi nasıl buluyorsun? Öncelikle bunu değerlendirelim. Dukelion'ın biraz farklı Big bir... Game de geldi. Silence'ı şimdi şöyle Big Game. Aslında diyecektim ki Druid normalde eğer çok iyi çekmezse Handlock Druid'i döver. Mavi köşe birazcık oyunu baştan kazanmış gibi olur diyecektim ki gerek Silence'ı bulmasıyla hem de iki tane Silence'ı bulmasıyla Inner Wake'de direkt Drey'i dördüncü turn'de board'dan kaldırabiliyor. Aynı zamanda Big Game'i de çektiğine göre artık Handlock'ın işi bence daha da zor diyoruz. Bu arada bir parçası da var. Bu arada Naxxramas'tan sonra ben Druid'i Handlock'a karşı daha güçlü buluyorum. Eskiden bir Handlock oyuncusu olarak Druid'le eşleştiğim zaman daha rahat oyunlar sergiliyordum. Evet, değiştirdin Naxxramas. Yani bu maçı aldığım gözüyle bakıyordum eğer bir hata yapmazsam ama şu an Druid gerçekten oyun başı içeriye board'u doldurabilirse ve Shadow Flame'i bulamazsak gerçekten evet. Kombosuyla bir Hellfire anda hiç beklemediğimiz bir anda Handlock oyuncuları kaybedebiliyoruz. Çünkü zaten kombosu en azından 14 damage vuruyor. Handlock'ın da bir güzel yanı canı azken 10 civarında Molten Giant'ları çıkabilmesi. Yani
bir anda çok her dakika ters bilek haline gelmişti. Silence görmüyoruz, Giant görüyoruz. Ama burada Game Hunter şu atılacak anda... minion Dukalion'ı çok üzecek. Ardından Drake gelecek. Drake'e de cevabı var. Gerçekten Hentak şu anda çok zor durumda. Peki burada trade kararını nasıl buluyorsun? Yüzüne gider miydin Hentak'ın? Hentak'a başta o kadar da aslında damage vurmaya gerek yok. Board'a hakim olsun. O arada kombosunu çeksin. Çok ilginç. Kamzat görüyoruz. Drake'de çok ilginç. Şu anda inner waiting'i çekerse onu bu turn oynayabilecek ve gerçekten çok zor durumda kalacak aslında. Handlock Kiss Silence'ın birini kullanmış oluyor. Bu arada Hellfire'ı da var şu anda aslında. Evet. Druid'in board'unu tamamen temizleyecek bir sonraki turn'de. Ve kombosunu da buluyor Druid. Agresif oynamaya başlayabilir yavaştan. İki tane Silence'ı da var elinde. Bakalım nasıl bir karar gelecek. Şu an yani aslında şu an Druid de çok güzel bir şekilde board'u temizleyecek ama Handlock'ın da buna çok güzel bir cevabı var. Evet. Bomboş bir board'la baş başa kalacağız ve oyun belki de baştan başlayacak birazdan. Evet, çok ilginç gidiyor şu anda. Ben de merakla bekliyorum, artık bir Hellfire Mortal Coil de görebiliriz açıkçası burada. Bu arada çok güzel bir hareket geldi. Çok güzel bir hareket geldi. Hellfire'ın etrafından oynadı Painkiller. Bu çok kolay kolay yapılabilecek bir hareket değil. Evet, o heyecanla bazen Hentlock'ı unutuyorsunuz. Çok bence çok güzel bir hareketti. Board'u removlayabileceğinizi... Ama bu da bir yandan Dukalion'a Giant'ı çıkması için bir şans verdi. Şu anda ama Giant'ı removlayabiliyor. Swipe'ı var elinde, Savage Roll'u var. Evet. Yeti'yi girerse Yeti... şu an Savage, Swipe, Savage Roll'la temizlemek zorunda kalacak. İkisiyle birlikte trade'e gitmeyi tercih etti ama kombosu varken Savage'ı... Wow! Shots fired bugün ya. Büyük ihtimalle bugün yüzünü alacak bu asırı. Bugün oyuncuların centilmenliği kalmadı. Bugün artık biraz daha rekabet görüyoruz. O rekabet final ağır maçı, final maçı çok kritik. Evet. Bu arada Keltiz atı nasıl yorumluyorsun? Druid'de. Bence tamam. Druid açısından şöyle bir avantajı var aslında. Düşündüğünde board'ta minion hakimiyeti kurmak çok önemli. O minion hakimiyeti olduktan sonra maçı bir şekilde kazanabiliyorsunuz kombonuzu çektiğiniz takdirde. Onun için yapmış olabilir. Karen'ın da kullandığını gördük. O açıdan güzel bir minion. Ama Dukalion'un elinde de Silence var. Sadece ben Savage'ın oynamasını gerçekten çok sürpriz buldum. Elinde Swipe'ı varken agro bir deck değil karşınızdaki deck. Bütün board'u clearlamaya gerekecek bir removal'ın elinizde olmasının çok da bir önemi yok. O yüzden orada sanki Swipe'ın gitmemesi gerekiyor. Bence orada onu şöyle düşündü diye düşünüyorum. Olası bir Molten Giant Taunt'larına karşı yüze vuracağım damage olarak kullanmak istiyor evet. diye düşündü. Ama şu anda da mesela şu anda Swipe'ı kullanıyor. Bu da enteresan evet, bir tercih. Evet, onu düşündük de şu an Swipe'ı kullanması çünkü gerçekten... Çünkü şu an Silence atarsa bütün Silence'larını kullanmış olacak. Evet. Yani aslında ikinci Silence'da bir Taunt'ı harcamak istiyor. Şu an Dukalion'dan yine spamler görüyoruz. Şu an yalnız demin o Hellfire'ın etrafından ne pahasına olursa oynayan bir Painkiller şu anda o Hellfire'ın resmen gelip kucağına oturuyor evet, arkadaşlar. Burada ve Molten Giant'a da verdi fırsat veriyor. Ancak şu anda Painkiller top deck'ten tauntlayabiliyor orayı. Bakalım bu turn Dukalion taunt kullanacak mı? Taunt kullanmadı Dukalion. Bu taunt inanılmaz bir hata olabilir. 12 canı var. Savage Roll çekseydi bu turn oyun çok bitiyordu. Çok ilginç, hiç beklemediğim bir İki şey. İki taraftan da sanırım çok enteresan hamleler var. Black Knight'ın etrafında oynamaya çalıştı. Şu an ben zaten Savage Roll'u gördük. Kombosu yoksa Black Knight belki de daha büyük bir ihtimaldir diye düşünmüş olabilir ama yine de çok çok büyük bir risk. Ben o riski alamazdım turnuvada özellikle. Ki bir önceki oyun iki Savage Roll'la oyunu kazanmış bir desteğe karşı. Evet. Çok ilginç hamleler görüyoruz arkadaşlar. Bakalım oyun çok çekişmeli gidiyor. Bu Savage Swipe artı bu Taunt susluğu da sorularımızın arasına eklemek istiyorum aslında ben. Merak ettiğim hamleler bunlar. Şu
ne göreceğimizi de merak ediyorum. Cevabı yok. Eğer orada Savagor o Savagor'u görmeseydik şu an oyun Painkiller'da olacaktı. Aynı zamanda eğer gerekirse Taunt'lu bir Molt'u gördüğümüzde o Savagor kombosunu board'u temizlemek için de kullanabilecekti. Ama burada dediğim gibi Silence'ını kullanması da Silence kullanmamalı burada. Umarım kullanmaz. Evet, kullanmıyor. Bakalım. Bir dahaki hamle ne olacak? Bir Faceless bekliyorum ben. Hatta Little var mı? Şu an Silence'ı var. 8, 4, 12. Faceless'ı var. Manası yetmiyor. Manası olsa aslında Little'ı evet var. Ancak manası yetmiyor. Peki demin Sunfury ile Black Knight'in etrafını oynadı. Şu anda nasıl bir enteresan oyunlar görüyoruz. Şu an acaba bir şey dedim. Evet. Güzel. Çok da güzel oynadı açıkçası. Evet. Black Knight'in etrafında oynama gerek yok. Artık bir sürü iki tane taunt'um var zaten. Dedi artık bence burada oyun bitmiş durumda. O Kel'Thuzad board'da hiçbir minion olmadığı için saf saf bekliyor maalesef. Bence maçı değiştiren olay kesinlikle o swipe oldu. Painkiller'dan Bellblade geldi. Bu da yine artık tamam biz rakibiz. Şu anda rekabet çok hat safhada ama yine de bir Bellblade. Karşılıklı birbirlerine iyi oyuncuların Bellblade'lerini de izledik. Evet, bakalım şimdi ne gelecek? Ne gelecek? Ne bekliyorsun sen? Valla şu anda Pac-Man's gücünün Druid'in Warlock oynamadığı ben Warlock bekliyorum. Hunter banlı olması çok büyük bir dezavantaj onun için. Ben Warlock matchup'ı bekliyorum şu evet, anda. Evet, büyük ihtimalle onu göreceğiz çünkü Priest'in biz Headlock'a karşı Çok zor yani kötü bir matchup olduğunu biliyoruz. O risk alacağını düşünmüyorum. En azından ama dediğimiz gibi bir yandan da oynadığı Zoo değil tam olarak. O bizim bildiğimiz agro Zoo'lardan değil. O nedenle onunla da çok oyunu tutamayacağını düşünüp yine de ama gene de yani oynayacağını düşünüyorum. Belki düşünüyorum. Belki Warrior olabilirdi. Warrior belki de daha iyi olabilirdi. Belki Warrior olabilirdi. Evet. Özellikle Deathbite'dan sonra Warrior'ın kombosunun damage'ı arttı. Yani hem Grommash hem Deathbite hem artı removal'ları açısından da daha şanslı olabileceğini düşünüyorum ama Warlock bakalım seçimi geldi. Undertaker enteresan Mount daha gibi. Karen Bloodwolf'lu bir Karen Bloodwolf. Evet, enteresan bir daha mid range, daha tamamen agresif değil. Aslında daha agresif olsa Endlock'a karşı belki daha avantajlı bir deste olabilirdi. Midrange Hellfire oyunu Hellfire görüyoruz. İlginç bir deki var Painkiller'ın. Evet, enteresan bir deste. Evet, yalnız Silence'ını bulamaması Dukelia'nın burada büyük bir avantaj sağladı ona. Molten Giant'ı ve Taunt gibilerin olması da burada mesela Arcane Golem'le Rebuild'lasa diyeceğim rakibe bir mana vermiş olacak. O da böyle bir desteğe bir mana vermek oyun başında çok tehlikeli. O yüzden riski aldı. Burada Overwhelming gibi bir şeyler yani bufflayıp bir şekilde o direkt ortadan kaldırır mı sence yoksa ne çünkü gerek yoksa var? Yoksa olası bir Shadow Flame şu an kaldırmazsa bir Shadow Flame tehlikesi altına girecek. Evet. Ama çok rahat kaldırabilecek bir şey diyor bayağı Şu an maalesef bence kaldırmayacak. Undertaker'a Overwhelming verip daha sonra Hunted Creeper'la İşte o da zaten board avantajını kaybetti demek. Evet, o da board bence avantajını kaybetti. Bence şu an yüzüne gidecektir diye düşünüyorum. Yüzüne, yani evet, çok doğru bir hamle olmasa da yüzüne gidecektir diye düşünüyorum. Dark Iron Dwarf inip. Çünkü maalesef yani elindeki ama deki bilemiyorum ben şu an. O yüzden gerçekten yorumlamakta zorlanıyorum hani yaptığı hamleleri çünkü ne tarz bir deck olduğunu çok şu an yalnız bayağı bir damage koydu. 14'e kadar indirdi. Elinde de 7 damage daha var. Board'da da zaten 10 damage'ı var. Aslında şu anda eğer Dukalion
biraz savsaklarsa işleri bir anda bu turnde oyun bile bitebilir. Evet, ben Kelly'nin hamlesini de çok merak ediyorum. Çünkü Molten Giant atsa onu tantılayamıyor. Bluetap geldi, istediği kart değil bu da. Şu anda 15 canda kalıyor. Bir trade'e gidecek. Hangisini trade edeceğine karar veremedi. Undertaker'ı seçiyor. Şu an elinde 12 damage'i var. Evet, bir Little görmüyoruz şu anda henüz. Aynen, bir Little yok. Ki Soulfire çekse de olmuyordu, alışkın sıfır mana olmadığı için artık. Evet. Peki şu anda sence yüzüne gitmeli mi? Çünkü... O riski aldı, artık yüzüne gideceğini de düşünüyorum ama bir yandan da sanırım biraz daha oyunu yavaşlatmaya da gidebilir. Çünkü aslında bir Mortal Coil attı. Şu anda Mortal Coil'in etrafında oynamak zorunda değil. Dark Iron Dwarf'la Farseer'ı tradeleyebilir. Haunted Creeper'la yüzüne vursa 14'e inecek. Hem Molten Giant açıp hem Taunt'lama şansı yok. Şu anda yalnız bu yüzüne gitme kararı çok yanlış bir karar olabilir. Çünkü şu anda hem Molten Giant'ı açıp hem kendini heal'layıp hem de Taunt yapabiliyor. Ancak Farseer'ı tradeleseydi ve sadece Haunted Creeper'la yüzüne gitseydi şu an daha zor bir turn bekliyordu Duke Ellion'u. Şu an aslında evet. Yapması gereken şeyler basit. Molten Giant'ın etrafında oynamaması ona biraz pahalıya mal olacak gibi gözüküyor. Bakalım bu durumu nasıl karşılayacak? Artık bence oyun bitmiş gibi bir şey. Şu an aslında bir Silence bulabilirse. Silence bulabilirse evet güzel olacak. Silence bulabilirse. Onun tek kurtuluşu olacak diyebiliriz aslında. Çünkü şu an Hellfire'da aslında board'u bayağı, yani Duke Ellion'un board'unu da bayağı temizliyor Hellfire. Sadece şu an bakalım. Tepe gider mi? Ben bilmiyorum tepe gideceğini. Şu an aslında temizleyebiliyor. Yani Hellfire attığı takdirde şu an bakıyorum. Giant'ı biraz removelaması zor. Ama Overwhelming kullanarak onu da yapabilir. Enteresan kararlar var. Evet, düşünüyor. O da çok düşünüyor. Ama burada ben bir Hellfire kesinlikle bekliyorum. Evet, burada Hellfire kesinlikle bekliyorum. Eğer Hellfire atmazsa zaten Hellfire başka oynayabileceği bir an yok. Ve rakip de şaşıracaktır aslında buna. Evet, çünkü canını 10'a kadar düşürdü. Eğer bir Molten Giant olsaydı onu da çıkacaktı. Bu o demek oluyor. Elinde Molten Giant olmadığını da şu an biliyor aslında. O yüzden canını şu an daha fazla aşağı da indirebilir. Hellfire'ı gördük. Order'ı moveladı. Duke'nin şaşırmaktan çok yüzünde şöyle... Evet, ben de bunu bekliyordum der gibi bir ifade oldu. Ben ona şaşırdım. Ben yüzünde nasıl Hellfire diye beklerken... Şu anda board'da 3 hasarı var Painkiller'ın. Şimdi Sylvanas girdiği için burada aslında Kerim Bloodwolf'u girmek de çok riskli. Evet, riskli. Gerçi içeride bir sürü bir minionlar da var. Aynı zamanda aynen. Öyle minionlar da var. Burada Hellfire gibi bir şey de kullanacağını düşünmüyorum. Ama Shadow Flame'in etrafında oynuyordur. Dün çünkü gördük Duke Ellion'dan Sylvanas'ı Shadow Flame'lediğini ve o şekilde çaldığını. O durumda Karen'ın Red Riddle'lı olan minionını 4-5'i çalabileceğini biliyor. Ve Doomguard geldi. Evet, Doomguard geliyor ama Little'a yeten bir... Yetmiyor. O yüzden ben Nerubin Egg oynamasının şöyle bir avantajı var. Sylvanas board'a daha önce girdiği anda Sylvanas'ı Shadow Flame yaparsa onun Death Rattle'ı daha önce tetikleneceği için o 4'e 4'lük evet. Minion'ı çalamayacak. Bu burada o yüzden Nerubin Egg için çok oynamak çok güzel bir andı. Aynı şekilde aslında Karen Bloodwolf için de bu geçerliydi. Burada şu an Burst Damage vurması gerekiyor Painkiller'ın bu oyunu alabilmesi için. Çünkü bir Taunt görüyoruz. Bakalım ne çekecek Painkiller. Bu draw çok önemli. Harvest Golem onun şu anda ihtiyacı olduğu, tam olarak ihtiyacı olduğu minion değil. Değil maalesef.
Peki bu turnede Doomguard mı oynarsın yoksa yani daha Harvest Golem Sludge Belcher'la içeriği doldurup, çünkü içeride bir Sylvanas tehlikesi de var. Yani oyna, bir anda sizin Doomguard'ınızı çalabilir ya da Karen Bloodhoof oynarsanız Karen Bloodhoof'unuzu çalabilir. Şu an yapabileceği şey aslında trade'e gitmek, Sylvanas'ı board'tan kaldırmak zorunda her halükarda. Bir taunt yüzüne gittim artık. Aslında Sylvanas'ı board'tan kaldırıp... Oyunu bitirmek istiyor. Kaldırdıktan sonra Sylvanas'ın çalabileceği şey... Nerubin Egg'i verebiliriz. Nerubin Egg ya da 2-1'lik Harvest. Ondan sonra bence artık Doomguard oynamasında hiçbir sakınca kalmıyor. Doomguard'la da 5-5'i trade'lediği anda oyun tekrar ona biraz dönüyor ama onu yapmayacak gibi duruyor. Elindeki kartların da yani en azından belki Karen Bloodhoof'u harcamak istemiyor. Çünkü Doomguard oynandığı anda iki kart discard edecek. Ama çok ilginç çok bir hamle. Çünkü orada Sylvanas'ı board'dan kaldırmak artık daha iyi bir minion'ı çalmasının önüne geçmek artı oyunu bitirmek adına yüzüne gidebilmenin önünü açmak yerine tamamen ofensif bir, defensif bir hareket geldi. Beni açıkçası bu hamle inanılmaz şaşırttı. Kelly'nin destesinde Alex Strasser da var bu arada, biliyoruz. Yani evet. O geldiği anda bir anda bütün baskı sonuçlanacak ve Painkiller'ın artık çok da fazla bir şansı kalmayacak. Ve bu tepli direkt trade'e gidebiliyor. Ben şu an gerçekten anlam veremedim ama dediğimiz gibi bazen bizim göremediğimiz şeyler oluyor. Oyuncuların tekini tam olarak bilmiyoruz. Belki de düşündüğü bir şey vardı, kim bilir. Bu da maçtan sonra soracağımız sorulardan biri olabilir. Bu meraklarımızı, ben merakımı gerçekten gidermek istiyorum. Burada çok sorun var her iki oyuncuya da. Çok kritik bir maç. Finaldeyiz. Ödülün sahibi belli olacak. Bu kadar kritik maçta böyle kararlar verilmesi ilginç. Sana merak uyandırıyor. Şu an Dukel'in board'a da iyice yayıldı. Ve elinde burst match'i de var artık. Arcane Golem, Overwhelming ve Hellfire kombosunu görüyoruz. Bence Painkiller burada oyunu Sludge Belcher koyarak board'a aslında oyunu verdi diye düşünüyorum. Diyebiliriz. Aynen öyle, aynen öyle. Şu anda gene aslında bir turn öncesine döndük ve Dukelia'nın sadece daha fazla board kontrolü var. Gene belki burada aynı trade'i yapacak ama... Merakla bekliyoruz. Düşünceler. Tep geliyor. Güzel bir kart geldi. Soulfire bir şans olabilir burada. Dukelian için. Pardon, Painkiller için. Evet, şu an... çok şaşırıyorum şu an. Şu an beni inanılmaz şaşırtıyor. Çünkü burada Soulfire'ı deneyerek Sylvanas'a at... Sylvanas'ı değildi aslında. Şu an karıştı, evet. Burada çünkü Doomguard ve Soulfire'ın birbirini discard etmediği oyunda çok büyük ihtimalle Little'ı var. Onu deniyor şu anda. Bakalım ne olacak? Soulfire nereye gidecek? Doomguard bitiyor. Hangi birbirini çalıyor? Ama birbiri çalıyor. Little an... böyle kaçıyor. Dörde biri, bir İnanılmaz. Bir iki ihtimalle bir Phantom'e çok Little'la. Little'ı şu anda Alex Strasser çekebilecek mi ona bakıyoruz. Çok güzel bir oyundu. Bence Painkiller'dan çok güzel bir çalsaydı. Önündeki çalsaydı şu anda Little olmuştu. Remove'lamak zorunda. Remove'lamak zorunda. Oyunu Dukelian alarak. Dukelian alıyor. Dukelian. İnanılmaz bir turn oldu. İnanılmaz bir turn oldu. Remove'lamak çalsaydı Painkiller maçı kazanmıştı. Ama bir anda... Bir anda Dukelian maçı kazanıp 2-1'e getirdi. Bence Painkiller'dan çok güzel bir oyun geldi o sonda. Evet. Ancak Dukelian kazanmasını bildi. Ve çok büyük, yani orada 1/2 ihtimal vardı oyunu kazanabilmesi adına. Onu görebilmesi o heyecanla o anda bir yandan artık süresinin çok sonuna geldiğini de farkında. Turn'un bitmek üzere olduğunu da farkındaydı. Ama çok heyecanlı bir anda o ya. Bir gitmesi orada... Maçı Painkiller'a maalesef kaybettiriyor. Yine bir Hearthstone aracı ve heyecan birleşimi evet. Etkisini gördük oyunun burada. Şu anda pekmez gücünün elinde Priest'i ve Warrior'ı kaldı. Son şansı seçtiği desteğiyle hem Warlock'ı yenmek zorunda
Hem de daha sonra karşısına gelebilecek olası bir mage ve priest'i yenmek evet. zorunda. Priest'e karşı zayıf kalacak. Yani burada warrior'ı seçse yendikten sonra priest'e karşı zayıf kalacak. Priest'i seçse warlock'a karşı zaten zayıf. Belki sonraki karşılaşmalarda avantajlı bile değil. Yani burada warrior'ı seçmesi başlıyor. Lazım. Warrior'ı seçmesi lazım. Bakalım ne seçecek? Gerçekten şu an pekmez gücünün içi çok zor. Çok kritik bir eşleşmeydi bir önceki eşleşme. Evet, tahmin ettiğimiz gibi Warrior'la başlıyor oyuna. Ve arkadaşlar aslında bu kadar büyük bir turnuvanın finali bir önceki turdaki Painkiller'ın yaptığı o hamlede Sylvanas'ın hangi yaratığı çalacağına kadar geldi. Yani bu haftalar öncesinde olan elemeler, buradaki elemeler, o kadar matchup seçimleri, desteği bulmaları ve çok heyecanlıydı. Ve evet, orada tek bir turn. Aslında çok güzel bir hamle yaptı orada Painkiller. Evet, çok güzel bir hamle yaptı. Eğer Nirubilek'i çalsaydı şu an belki aynı şeyleri Dukelin için söylüyorduk. Dukelin işi çok zor diyorduk. Şu an ama o Sylvanas'ın hangi minion'ı çaldığı belki turnuvanın kaderini değiştirdi ve şu anda pekmez gücü. Belki değil, aslında çok kaderini değiştirdi. Gerçekten şu anda baktığımız zaman iki oyuncu da aslında önemli minionlarını, ama Warrior'da geç minionlar var. Removal'ları var hand attack açısından. Gerekirse Black Knight, gerek Shield Slam, Execute. Aynı zamanda burada biz evet, Shield Block. Shield Block'ı da görüyoruz. O yüzden Removal'ları çok fazla. Hani orada ne koyarsan koy, ben hepsini removlayabileceğim diyor, ama dediğimiz gibi artık bundan sonra Painkiller'ın işi gerçekten çok zor, ama imkansız diye bir şey yoktur. Yoktur. Bunu en iyi büyük ihtimalle Türk vatandaşları bilir. Bütün olimpiyatlar, bütün spor alanlarında böyle son anda oyun döndüğümüzde bilinildiğimiz için ben bu arada güzel bir eli var Warrior'ın. Gerçekten her şeye uzun bir süre cevabı olacak. Gromaş'ı da erkenden geldi. Hani Alexstrasza'sı geldi. Ragnaros var. Ragnaros var. Yani bir anda Warrior birkaç turn aslında board'a atılanları removelayıp daha sonra Alexstrasza, Ragnaros ve Gromaş'la üst üste girip Dukelia'nın Handlock'ını yenebilir. Bakalım neler olacak. Burada Execute kullanacak mı? Çünkü Giant'ları aslında saklamak daha mantıklı Execute'u, ama o 4'e 10'luk Drake'i kaldırmadığı anda armor'ından kaybedecek. Evet, orada büyük ihtimalle bir Cruel Taskmaster ve Execute göreceğiz. Cruel Taskmaster'ların bir tanesini Gromaş'a saklamak aslında istenilen bir şey olacaktır burada. Çünkü Deathmite'la onu enrage'lemeyi düşünüyor olabilir. Ama tabii ki dediğin doğru, orada Cruel Taskmaster... En azından artı 2 damage açısından sadece tabii ki, tabii ki çok önemli ve bunun artı ve bunun olduğu sürece elinde Gromaş artı Cruel Taskmaster ile zaten Alexstrasza ile 15'e inmiş canı, rakibin 12 artı 4 ya da 3 hangi weapon'u çekerse zaten oyunu bitiren hamle olacak. Bu arada acaba şeyi düşündüm, silahla vurup execute atması nasıl olurdu diye, çünkü şu an Acolyte of Pain içeride. Acolyte of Pain'i Cruel Taskmaster, hani bu Cruel Taskmaster'ı kullanıp kar çekerse bu sefer overcommit yapmış olacak. Kendi Gromaş'ını enrage'lememe ihtimali var. Acaba belki board'a, orada armor'ından verip... Şöyle bir durum da var, board'a artık minion inmesi gerekiyor Warrior'ın da yavaştan gibi düşünmüş olabilir. Aynı zamanda başka weapon'ı yoktu elinde, onu harcamak istemeyebilir. Çünkü gerçekten şu an oynayabileceği hiçbir minion yok. Bir şekilde oradaki amaç aslında o damage'i yüzüne almamak değil de ben artık yavaştan board'a hakimiyete başlayayım diye de düşünmüş olabilir. Ona da, yani bu arada bir sonraki turn Coin Alexstrasza bekliyor musun? Sen çok seversin Coin Alexstrasza. Ben %100 Coin Alexstrasza'nın geleceğine inanıyorum. Ama bu arada Dukalion da burst damage biriktiriyor aslında elinde, ama o kadar armor'a bu burst damage'in şu an için yetebileceğini düşünmüyoruz, ama bir Alexstrasza atarsa 20'ye indirebiliyor. Arken Golem artı Overwhelming ve Faceless kombosu görüyoruz burada. 16 damage vurabiliyor tek turn'de aslında Dukalion'da. Eğer bir tane daha Overwhelming'i bulursa yalnız 24 olacak bu. Evet, evet.
gelecek mi o taktik? Burada Alex Strasza'yı görmüyoruz. Onun yerine TBK'yı kullanması ben açıkçası gerçekten riskli buluyorum. Çünkü daha Giant'ları tanıtlayacak. Daha sanırım sadece bir tane Mountain Giant oynadı. Evet, bir tane Mountain Giant oynadı. Daha elinde bir sürü Giant'ın olduğunu biliyoruz. Burada Black Knight'ın ben çok da doğru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Coin Alex Strasza yapması bir daha bir turn'da onu Shield Slam'da ortadan kaldırabilme ihtimali ve Burst Match'lere devam etme ihtimali varken bu hamleyi görmek gerçekten belki şöyle beni olabilir. Çok şaşırdı. Öbür turn Alex Strasza ile 15'i indirecek canını. 4, 3 daha 7. Gore Hall geldi. Gore Hall Control Warrior'da özellikle oyunu bitirmek açısından çok kritik bir kart olabiliyor. Gore Hall oynaması evet. Show'dan sonra yavaş yavaş Gore Hall'ları da Warrior decklerinde, Control Warrior decklerinde görmeye başladık. Peki burada Alex Strasza mı bekliyorsun yoksa Alex Strasza önce gene bir Gore Hall'la girip Taunt Removal'layıp artık hiçbir şey bekleyemiyorum. Çok ciddiyim şu çünkü an. Alex Strasza'yı attığımız turn'da aslında şeyi istiyoruz yani ben board istediğim gibi olsun. Alex Strasza ile bir sonraki turn için meter lazım. Elinde weapon'u var. Artık Grommash ve Cruel Taskmaster kombosu Shield Slam gibi removal'ı varken orada o hamleyi yapması şu an hangi hamle yapması gerektiğini ben açıkçası bana karar vermede zorluk yaşatıyor kendisi. Bana şu an Gore Hall oynanabilir gibi geliyor. Bakalım ne yapacak burada. Pekmez gücü, Painkiller. Evet, Gore Hall atıyor. Bunu tahmin ediyordum açıkçası bir yandan da. Ama dediğimiz gibi... Gerçi şöyle bir şey var, Gore Hall gerçekten çok güçlü bir weapon kontrol decklerine karşı. Bakalım burada ne gibi bir hamle göreceğiz. Aynı zamanda oyunu bitirmek için de kullanılabiliyor. Gerçekten çok büyük avantaj ama... Evet. Güzel bir draw geldi bence. Ben o Siphon Soul'u kullanacağını düşünüyorum çünkü elinde Big Game Hunter'ı var. Ama o kadar büyük bir, o kadar fazla Burst Match'in olduğunu tahmin ediyor mu? Evet kullanıyor. Bunu kullanması aslında Alex Strasza'nın geç atılmasını... Yarar, avantajlı evet, hale getiriyor. Evet, avantajlı hale getiriyor. Bakalım bu yıldan sonra büyük ihtimalle artık Alex Strasza'yı orada göreceğiz. Ve bunu da var. Artık gelecek. Harrison Jones olmadığını da biliyoruz. Yüzüne gitmek yerine aynı zamanda burada Warrior'da... Minion'ı bulamaya çalışıyor. Çünkü onun da eminim aynı zamanda Molten korkusu var. Doğru bir hamle aslında burada. Alex Strasza'yı görecek miyiz? Bence göreceğiz. Bu turn Alex Strasza atmazsan ne zaman atacaksın? Hani bir evet. Önceki turnlerde belki taunt'u vardı. Çünkü taunt'layamıyor karşı taraf. Alex Strasza geliyor. Ve I will crush you! Diyerek pekmez gücünden. Bakalım şu gerçekten çok heyecanlı buradan sonrası. Pekmezini akıtabilecek mi pekmez gücü? Hakkını verecek mi? Evet merakla bekliyoruz buradaki hamleyi. İki tane Molten Giant'ı zaten oynayacağını düşünmüyorum. Bir yandan Big Game'le Molten Giant görebilir miyiz? Yoksa ben çok Brawl'la mı yürüyorum diyor. Onun kararını vermeye çalışıyorum büyük ihtimalle. Şu an yalnız... Taunt'u yok. Taunt evet. Çekmek zorunda. Ve şu taunt anda... Taunt çekemiyor. Dukalion maalesef yanlış saymıyorsan bu maçı evet. Kaybediyor. Evet, Taunt bulamadığı için maçı kaybediyor. Geç gelen Alex Strasza aslında dezavantaj değil. Avantaja avantaj dönüşüyor. Avantaj oldu. Ve Painkiller ben hala buradayım diyerek oyunu alıyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer Bellblade mi gelecek? Bellblade geldi. Ve final müsabakasına yakışır bir şekilde 2-2'ye taşınıyor. Evet. Ve son maça kalıyor. Heyecan artıyor. Warrior'la oyunu son maça götürmeyi başarıyor. Gerçekten çok güzel oyunlar oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şu anda yalnız büyük ihtimalle Dukalion'ın Priest'ini göreceğiz. Priest de Warrior'a karşı... Yani %60, %40 diyebileceği peki, bir avantajı var. Control Priest oynadığını mı düşünüyorsun?
musun? Bir tempo priest mi göreceğiz? Duke Ellion'ı tanıyorsam kontrol priest oynadığını evet, düşünüyorum. Çünkü o çok şey agro destelerini çok seven bir oyuncu değil. Ama belki de herhangi bir ban... Tamam evet ben Hunter'ı banlıyorum. Warlock'a banlarım. Zoon'un önüne geçerim ama farklı agro deckler de var. O agro deckler için acaba ben bir yandan tempo priest mi kullanmalıyım onları kontrolüme kalmasından? Bakalım priest'i geldi. Priest'i geliyor. Beklenenden farklı bir şey oynanmıyor. Çok heyecanlıyız. Bu oyun birinciyi belli edecek. Bakalım gerçekten Duke Ellion'un dediği gibi oyuna boşuna oynuyoruz mu? Ve tempo priest geliyor. Bazı kontrol destelerinde de kullanılabiliyor aslında zombi çoğu. Yani bence biraz daha beklemek lazım tam ne olduğunu görmek için. Çünkü ben bunun şu an baktığımda tempo priest olduğunu düşünüyorum ama dediğin gibi bir de ayrıca Duke Ellion'da Painkiller'da ilginç. Evet, Death Rattle Priest. Evet, evet doğru. Evet. Death Rattle bir priest'i var ama mid range'ti. Çok agresif bir şey değildi. Evet. Biraz daha mid range'ti. Bakalım şu anda şeyi düşünüyorum ben bu arada. Bir Brawl geldi. Güzel evet, bir Brawl. Evet, güzel çok güzel bir kart olacak. Bir kart olabilir priest'in şu andaki eline baktığımızda. Bu arada Slam kartını nasıl yorumluyorsun? Çünkü Warrior bazen aslında her şeye cevap buluyor, her şeye cevap buluyor ama kart çekemediği zaman oyunu kaybediyor. Slam de bu yüzden bazı kontrol warrior oyuncularının tercihi. Bazıları da overcommit bir kart olduğunu düşündüğüm. Onun yerine ben başka bir şey oynarım. Yani bu Slam yerine belki Harrison Jones alınabiliyor, Slam yerine Black Knight alınabiliyor düşün. Evet. Öyle kartlar yerine Slam almış. Bu Slam bakalım Painkiller'a... Ama turnuva açısından bence biraz daha renk oyunlarından farklı şeyler düşündüğümüzde belki de daha doğru bir seçim olabilir. Orada büyük ihtimalle zombi çoğu removeladı. Organized Soul Priest gibi bir minion'la bana damage vurmasını istemiyorum demiş de olabilir. Bakalım şu anki hamlesi ne olacak? Ona Slam atması çok ilginç olur. Zaten onu weapon'ıyla removelayabiliyor. Kart draw'unu deny'lamak evet, istiyor. Evet olabilir ama şöyle bir şey de var. Eğer dünkü maçı izlediyse aslında burada Baron oynadığını, Sylvanas oynadığını gerçeğini düşündüğümüzde burada ne kadar doğru bir karar bilemeyiz. Ama tabii ki tercih meselesi tercih edilebilir bir şey. Rakibin bir an evet rakibin kart draw'unu engellemek ve board'unu temizlemek. Evet, board'unu da temizleyebiliyor. Bence güzel oynadı. Burada doğru karar verdiğine inanıyorum. Umarım o silence'ı aramaz. Tek... Yani anlık olarak çok güzel bir hamle. Ama dediğin gibi oyun sonunda o silence'a ihtiyaç duyduğunda eğer o silence'ı bulamazsa işte o zaman bu hamlenin gerçekten değeri o zaman anlaşılacak. Çünkü anlık olarak çok güzel bir hamle oldu. Gerçekten board'u temizledi. Şu anda Armor Smith'inden çok güzel value aldı. Execute'unu kullandı. Board'un evet, da gidiyor. Evet, o execute'u şöyle bir şey var aslında. Yerindeydi. Çünkü Slash Belcher geliyordu. Yani tamam Brawl var aslında elinde. O yüzden çok da kesin karar veremiyorum. Evet, orada kesinlikle execute kullanılmalıydı. Doğru bir şey yaptı da diyemiyorum. Yanlış da diyemiyorum. Ama biraz removal'larını, silence'larını erken harcıyor. Şu anda shield slam'ini de kullandı. Removal'larını bu kadar erken harcaması Painkiller'a pahalıya mal olacak mı? Onu göreceğiz birazdan. Biraz overcommit yapmış gibi duruyor şu anda. Evet, eğer ben de aynı düşüncedeyim. Dayanabilirse biraz daha... Ben şu an tamamen oyunun priest avantajını aldım. Gorehold geliyor. Bakın Gorehold. Geçen turnki Gorehold draw'u. Çünkü Gorehold genelde tek kart olmasına rağmen birden fazla kartı oyun dışı bırakabilen çok değerli bir kart. O yaptığı overcommitleri belki de Gorehold'la evet. Ne derler? O açığı kapatmış olacak. Açığı kapatabilir evet. Ve gerçekten Gorehold priest'in minionlarına karşı çok etkili olacağına inanıyorum şu ben. Şu an gene Gorehold var. Yani şu an gene... Şu an board tamamen Warrior'a dönmüş durumda oyun avantaj hale geldi. Peki burada bir Ragnaros'u acaba Gorehold'la removelamak yerine Ragnaros'u doğrudan atabilir misin? Çünkü Priest'in de bir death varsa Ragnaros tamamen death'e gidecektir ama burada belki bir YOLO yapıp... Burada Ragnaros'u oynayacağını düşünüyorum.
rakibin en azından iki turn damage'ini vuruşun alırsa ondan sonra alsın diyebilir. Shadow World geliyor ama 8 damage'ini vurdu. Elinde hem Gorol var hem de Grommash görüyoruz. Grommash'ı enrageleyebildiği anda ki Cruel Taskmaster aslında ondan istediği ama rakibi çekiyor. Onu enrageleyebildiği anda oyunu Painkiller tahminenin aksine kötü bir çaba olmasına rağmen alacağını düşünüyorum. Bakın şu an kitap ve gerçekten önemli. Ne geliyor? Sıra ihtiyacı var. Shield Slam'de onu enrejlemeye yetiyor. Ancak ama 4 damage'le kaçırıyor. Ama ben hazır rakibim Shadow Burst'ını kullanmışken bunu yapabilirim. 9. turn Mind Control kullanamıyor. Ben neden 10 damage'i yüzüne vurmayayım der ve oynardım. Ve o maçı bu şekilde de alırdık ama... Bakalım şu an ne gelecek. Şu anda yapamıyor artık o hamleyi. Az önce eğer Grommash atsaydı tabii ki rakip bilmiyor ki elinde herhangi bir removal yok. Ama alınabilecek bir riskti. Çünkü 10. turn'e henüz gelmemişti. Coin oynanmıştı. Aynı zamanda Shadow World'ünü yeni kullanmıştı ki böyle decklerde Shadow World genelde bir tane oynanıyor. İki tane oynansa bile o damage'i yüzüne bulmak, elinde zaten Gorehole var. Onun sonrasında o damage'i zaten yüzüne hala vurabiliyor oluyordun. Removlasa bile oyunu alıyordu. Burada bence Painkiller eğer oyunu verirse bu yaptığı hamleye gerçekten pişman Grommash atmadı. Mind Control'den çekildi çünkü. Evet ben burada şu anda bir... Bakın burada zombi çoğu ve sonra... Şu an yalnız attığı Okenay Dukelion'u pahalıya patlayabilir. Şu an kendini heal'leyemeyecek. Evet, heal'leyemeyecek. Ve aslında Warrior'ın da istediği şey bu. Canı 16'da, bir sonraki turn'de zaten 10 damage Grommash'dan var. 4 damage Gorehold'dan var, 14. 3 damage Slash Bells'den var, 17 damage'lik bir potansiyeli var. Ve şu an kendini heal'leyemiyor. Grommash'ı Belcher removal'asa bile kalan Slime'la birlikte... Burada Circle of Healing atacağını oluyor. Düşünüyorum. Büyük ihtimalle o kadar Soul Priest'i removlayacak. Daha sonra kendine heal atacaktır diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir hamle yapacak. Burada rakibe 5 damage vurdu. Orada ben şu an bir heal bekliyorum. Kendini heal'laması... Heal'lamıyor. Şu an yutuluyor. Yalnız bir Cruel Taskmaster. Bir Cruel Taskmaster oyunu Painkiller adına bitirir. Evet, ne geliyor? Black Knight geldi. Ama şu 2 damage'le Little'ı kaçırıyor aslında ama şu an onu da yapamıyor. Az önce böyle bir fırsatı vardı. O nedenle çok önemliydi o an. Grommash'ı Shield Slam'de vursaydı 1 damage vuracaktı. Armor'ı vardı. Şu andan sonra armor biriktirmek Warrior için çok zor olacak. Shield Slam'de enrageleyememesi onun için şu an bence Okina'yı removlamaması lazım. Rakibin canını düşük tutması lazım. Bir yandan da baktığımızda aslında Okenay'la ama shield bloku var. Kendi canı da az. Ama shield bloku var. O shield blokla kar çekmesini bekliyorum aslında ben şu anda. Bir Cruel Taskmaster'ı çekmesi çok şey değiştirecek. Lutep geliyor. Lutep de güzel bir... O shield slam'ı harcaması, Grommash'ı enrage'lemesi adına enrage'leyememe dezavantajını getirecek. Bakalım 10 olacak ama enrage'leyemese bile bu arada atabilir. Şu anda normalin aksine Warrior'ın kartı olduğunu, Priest'in kartı olmadığını görüyoruz. Evet. Aslında bu eşleştirilerde tam tersi. Warrior kartı biten taraf, Priest ise kart fazlasıyla oyun sonunda oyunu kazanan taraf oluyordu. Evet, ben burada dezavantajlı tarafı Dukelion olarak görüyorum. Şu anda Painkiller çok yakın ama Dukelion Norshack'leri ile kart çekmeye başladı. Şu anda... Little henüz yok. 9, 12 hasarı var. Ama Grommash'la artık Clary'e vurup daha sonrasında da onu enrejlemiş hale gelebilirdi. Ama Mind Control'den korkuyor. İkinci bir istemiyor. Anladığım kadarıyla Painkiller pekmez gücü Grommash'ı oyunun kazandığı turn atacak. Evet sadece şu an atmaması çok normal karşılıyorum. Benim normal karşılayamadığım nokta Grommash'ı daha en başta bir armor'ı varken Shield Slam'le enrageleyememesi oldu. Bence şu an oyun çoktan bitmiş. Biz aslında ESL GameMix
Championship'in evet, şu anda Painter olarak açıklıyor olacaktık bile. Şu anda 7 9 4 11 ve Little var. Evet, pekmez gücü. Şampiyon belli oluyor arkadaşlar. Pekmez gücü. Yarışmayı kazanan Pekmez belli oluyor. Pekmez gücü. Hearthstone turnuvası. Oyun alıyor. Çok şampiyon oluyor. Bu yılla önce hem de sonra polis oluyor. İnanılmaz bir mücadele. Kazanan belli dedik değil diyoruz. Demek ya. Hiçbir oyunda kazanan geri gelmesi çok zor dedik ama geldi.